Herkese merhabalar, herkese sevgiler, ben Fikoç. Bugün videolarımızda MSÖ'den bahsedeceğiz. MSÖ sınavına girmeden önce mutlaka yapmanız gereken, hatta MSÖ sınavı bittikten sonra inanılmaz önem derecede yapmanız gereken şeyler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. O halde can hiç vakit kaybetmeden hazırsan başlıyoruz. Şimdi MSÖ sınavına hazırlanan birçok öğrencinin duymuş olduğu bir şey var. MSÖ sınavına son bir hafta kala, son birkaç gün kala her gün bir deneme çözmeni istiyorlar senden. Evet doğru, bunu çözebilirsin. Ancak eğer MSÖ sınavına iyi bir sıralama çıkarsan dahi pek senin için bir şey ifade etmeyecekse her gün bir deneme sınavına girmenin hiçbir anlamı yok. Sınava son bir gün kala TYT deneme sınavını olursun, paşa paşa MSÖ sınavına girersin. Ama yok, MSÖ sınavında ciddi anlamda bir hedefin varsa, yani ben MSÖ'de elde etmiş olduğum sıralamada iyi bir yere yerleşmek istiyorum diyorsan, evet kesinlikle her gün bir branş denemesine, her gün bir TYT denemesine girebilirsin. MSÖ'nün çıkmış sorularını eğer içinizde hala çözmeyen varsa, ne diyeyim kardeşim, şimşek hızıyla şu sınava birkaç gün kala şu MSÖ'nün çıkmış sorularını kesinlikle çözmeni senden istiyoruz. Peki hocam, tamam bunu anladık. Her gün bir TYT denemesi, her gün branş denemelerini çözeceğiz. Zaten bunu herkes söylüyor. Onun harici planlamamız nasıl olsun? Onun haricinde planlamayı iki gruba ayırıyorum. Birinci grup, MSÖ'de ciddi anlamda hedefi olan ve yerleşmek isteyen asıl MSÖ'cüler. İkinci grup ise MSÖ sınavına gireceğim ama hani dostlar pazarda görsün, TYT için benim önceden bir hazırlığım olsun amacıyla giren gruplar olarak ikiye ayrılmaktadır. Son gruptan başlayacağım, yani ikinci gruptan. Eğer MSÖ sınavı ciddi anlamda sizin için bir önem teşkil etmiyorsa şunu çok iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. MSÖ sınavı tıpkı bir TYT sınavıymış gibi hareket edip öncesinden hazırlık yapmanı istiyorum. Sınav esnasında, aslında sınav zamanını iyi yönetmeni senden istiyorum. Ve MSÖ'den önce kesinlikle ama kesinlikle bir yol haritası çıkarmanı istiyorum. MSÖ'den bir gün öncesinden, hatta MSÖ gününde ben şu tarz bir kahvaltı yapacağım. MSÖ'den 1-2 saat önce 5 tane paragraf sorusu, 5 tane problem sorusu çözeceğim gibi notlar alabilirsin. MSÖ anında ders sıralamam şu şekilde olacak. Önce matematik, sonra Türkçe, sonra fen, sonra sosyal bilgiler diye bir sıralama da çıkartabilirsin. MSÖ bittikten sonra kesinlikle ama kesinlikle en az bir sayfa MSÖ anında, MSÖ'den önce yapmış olduğun hatalar, yaşamış olduğun anlık refleksler neler, bunları bir yaz. Peki böyle bir not almayı, böyle bir sınav analizini senden için istiyorum. Bunu istememin temel nedeni, hani sen TYT hazırlık olsun diye bu sınava giriyordun ya, işte bu hazırlıkları bundan 2 ay sonra unutmayalım diye. TYT günü geldiği zaman, haftası geldiği zaman şu notu tekrardan piyasaya çıkaracağız, diyeceğiz ki sen MSÖ anında şunları 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 yaşamıştın ve bunlar sana olumsuz etkide bulunmuştu. Artık bu olumsuz etkilerden kurtulmanın vakti geldi ve bu yapmış olduğumuz yanlışları tekrar yapmamamız gerekiyor deyip önlemini almamız gerekir. Peki bu grup ders tekrarlarını nasıl yapacak? Öncelikle dedim ya, hani kurtuluşu yok. Kalkıp da tarihe, coğrafyaya, felsefeye, din kültürüne, matematiğine, geometrisine en baştan çalışacak halimiz tabii ki yok. Elinde bulunan notlar var ise, oh mis, 10 numara. Her gün bir ders ayırabilir. Yani pazartesi, salı matematiğine, çarşamba Türkçe, perşembe sosyal bilimlerine, cuma fen bilimlerine ve cumartesi günü full tekrar yapabilirsin. Özellikle full tekrarda şunu yapmanızı istiyorum. Çeşitli YouTube kanallarının full tekrar videoları var, biliyor musunuz? İşte bu full tekrar videolarını MSÖ'den önce kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi isterim. Her biri ortalama 1-2 saat alıyor. Zamanınızı alıyor eyvallah ama sizin genel tekrar sağlamanızda çok çok işe yarıyor. Peki bunun haricinde neler yapabilirsin? Özellikle sabahları branş denemesi çözebilirsin. Özellikle ama özellikle TYT sınavı olmayacak öğrenciler Türkçe ve matematik branş denemesini birleştirerek ders çalışsınlar. Peki birinci grubumuz var değil mi? Yani asıl MSÖ'cüler. Asıl MSÖ'cülere söyleyeceğim önemli bir nokta var. O da evet, her gün bir TYT deneme sınavına gireceksin ama bir ya da iki etütünü o denemenin analizine ayırmak zorundasın. Ama şu analizi lütfen ama lütfen doğruları, yanlışları, boşları buldum, tespit ettim, bu kadar deyip de es geçmiyorsun. Üstad, analiz bu değil. Bu yaptığın sadece analizin bir parçası. Peki en önemli şey ne? İşte bırakmış olduğun o yanlış ve boş sorular var ya. İşte onların üstüne gideceksin. Gerekirse bir iki etütünü bunu ayıracaksın. O yanlışların neyden kaynaklandığını ve doğru yanıtlarını kesinlikle bilmen gerekiyor ve her denemenin sonunda mutlaka denemeden çıkarmış olduğun notlar olması gerekir. Ki cumartesi günü şu sıralı bir şekilde girmiş olduğun bu tüm denemeleri baştan aşağı alalım, genel tekrarını, analizini yapalım. Bunu yaparsan tadından yenmez, benden denmesi.
Özellikle MSÖ sınavında karşılaşacağınız bir durum da var. Bundan da bahsedeyim. Türkçe sınavı zor gelebilir. Sosyal bilimler her zaman olduğu gibi MSÖ'de tabii ki kasıntı gelecek. Matematik kolay gelecek diye düşünebilirsiniz. Fen bilimleri orta seviye her sene olduğu gibi. Ama şaşırmamanız gereken bir nokta var, o da sosyal bilgiler. Çünkü sosyal bilgilerde ciddi anlamda MSÖ soruları kasıntı. Biraz daha ayete ağırlıklı, yani ezbere dayalı. Hani TYT gibi yorum bazlı değil. Bu yüzden sizden ricam, sosyal bilgilere geldiğiniz zaman ya nasıl olsa buradan çok fazla yanlışım gitti, bu sınavın bir önemi kalmadı demeyin ha. Türkçe'ye geldiniz, Türkçe kasıntı olabilir. Eyvallah. Ama kasıntıdır diye bırakmış olduğunuz netler düşük diye bu sınav gitti asla demeyin. MSÖ gerçekten de TYT'nin bir fragmanı. Sosyal bilgiler hariç olmak üzere. Bu yüzden yapabildiğiniz en iyi sonucu yapın ve bu sınavdan özellikle ikinci grupta yer alanların ders çıkarmasını istiyoruz. Şimdi de MSÖ sınavına katılacak tüm öğrencilere en içten dileklerimle başarılar diliyorum. Lütfen ama lütfen heyecanlanmayın. Sınav hayatınızın küçük bir sınavı sadece. En iyisini yapın ve gelin. O halde can, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.